Herkese merhabalar. 8 sınıf Türkçe Birinci dönem 1. yazılıya hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Yazılı kampımız mükemmel bir şekilde ilerliyor ve bugün de Türkçe yazılımıza hemen hazırlanıyoruz. Konularımız belli. Zaten bu konular LGS'de de çıkacak. Geçen seneki LGS'de sadece anlam bilgisi vardı. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, söz sanatları, filimsel ögeler, yazım kuralları, noktalama işaretleri yoktu. Gerçekten yok muydu evet, hocam? Evet, gerçekten yoktu Tonguç'um ama bu sene çıkma ihtimali kesinlikle var. Dolayısıyla biz hem yazılılarımız için hem de LGS Seçim için bunlara zaten hakim olmalıyız. Anlam bilgisi yani sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı bunlarla alakalı çok seçici, çok kaliteli sorular hazırladık. Tabii ki LGS senesinde sınavlarımız genellikle test oluyor. Ama biz normal çoktan seçmeli olmayan yani A, B, C, D seçeneği olmayan sorular da hazırladık bugünkü yazılıda. Arkana yaslan, emniyet kemerini bağla, mükemmel bir şekilde yazılı programımıza başlıyoruz sonuçum. Müzik Şimdi ilk başta senin sınavında seni zorlayacak olan konulardan başlamak istiyorum konu anlatımına. Yani fiilimsiler ve ögelerden başlamak istiyorum. Sonra da hemen fiilimsiler ve ögelerle alakalı soruları çözeceğiz. Yani yazılı da istediğim sorudan başlayabiliriz. Öğretmenler ben mi? mi istediği sorudan evet, başlayabiliriz? Öğretmenler ya. de istediği sorudan başlayabiliriz. Hemen filmsiyle alakalı sorulara geçeceğiz. Ögelerle alakalı sorulara geçeceğiz. Daha sonrasında da sözcük anlamı, cümle anlamı, parça anlamı yani zaten bildiğimiz rahatlıkla hatırlayabileceğimiz konuları tekrar edeceğiz. Şimdi yani konu soru diye gideceğiz. Konuları bitirip sorulara geçmeyeceğiz. Öncelikle filmsiyle başlayalım. Filmsi de zaten bizim ee, bildiğimiz bir taktik var. Neydi o taktiğimiz? Lokomotif taktiği. Harikasın, lokomotif taktiği. Yani bir trenin vagonları vardı. Bak şu vagon 1, vagon 2, vagon 3, vagon 4. Bunlar vagonsa bu tren gidebilir miydi Tonguç'um? Gidemez hocam. Gidemezdi, harikasın. Niye gidemez? Çünkü lokomotifi yok. Loko, lokomotif diyorduk. Hemen lokomotifimizi şöyle yerleştiriyorduk yerine. Hop diye, tamam biraz çirkin oldu ama olsun. Bu da lokomotifimiz oluyordu. Şimdi bunu neden çiziyorum? Çünkü birazdan... Cümle ögelerinde de, fiilimside de, hatta sonradan göreceğimiz cümle türleri konusunda da hep aynı taktiği kullanacağız sonuçta. Um. Şimdi, lokomotif olmadan tren gitmez, vagonlar olmadan tren gidebilir. Bak böyle tren gidebilir mesela, lokomotif tek başına gidebilir. Ama bu olmazsa gitmez. Şimdi aynı şekilde, mesela bir cümle yazalım. Diyelim ki, Tonguç diyelim, yine Tonguç önene verelim. Tonguç, ee, yarın ee, kardeşini kardeşini ee, sinemaya... Böyle bir cümle olur mu Tonguç'um? Olmaz hocam. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu cümlenin yüklemi yok. Yani bu cümlenin lokomotifi eksik. Yani Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde, götürecek dediğimizde işte şimdi cümlenin lokomotifi oluşuyordu. Yani cümlenin yüklemi oluşuyordu. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü tekrar söylüyorum. Hem fiilimsiyi bulurken Tonguç'um, hem de cümlenin ögelerini bulurken bundan faydalanacağız. Şimdi kelimeleri görüyoruz. Yüklemi görüyoruz. Vagonları görüyoruz, lokomotifi görüyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı göreceksin yani. Bu trenin en önemli kısmı bunlar yani. Bu cümlenin en önemli kısmı bunlar yani. Neden? Bak şimdi. Yarın kardeşini sinemaya götürecek diye bir cümle olur. Kardeşini sinemaya götürecek diye de cümle olur. Sinemaya götürecek diye de cümle olur. Hatta sadece götürecek diye de cümle olur. Götürecek kim? O dersin. Gizli özne olur. Harikasın, gizli özne olur. Dolayısıyla bu en önemli kelime. Şimdi filmsi nasıl buluyorduk? Önce, önce... Yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame eki alabilenlere dikkat ediyorduk. O zaman filmsin taktiğini yazıyorum. Önce önce yüklemi bul yani lokomotifi bul. Sonrasında bak sonra sonra kalanlardan yani geriye kalan kelimelerden kalanlardan kalanlardan mame eki alanlara dikkat ediyordum. Alanlara dikkat. Ed. Alanlar filmsir demiyorum ama alanlara dikkat. Ed. Bunların çoğunluğu genelde film oluyor. Şimdi Götüreceği zaten bulmuştuk. Burada mame iki alabilen kelime var mı Tonguç'um? Yarmayın oluyor hocam. Yarmayın mı? Yarın yarmayın diye bir şey olur mu Tonguç? <laughs> ne yapıyorsun? Öyle bir şey olmaz. Bu yarın normal zaman dilimi yani. Dün, bugün, yarın. O hani yarın, elmayı yarın, işte ne bileyim karpuzu yarınlık yarın değil. Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde bu cümlede mame iki alabilen bir kelime yok. Tamam bu bitti. Şimdi başka bir cümle yazıyorum. Gelenlerin, gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince isteyince ee, dışarı Böyle bir cümle olur mu Tonguç'um? Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı. Hayır hocam. Olmaz. Niye? Çünkü bu cümlenin de yine lokomotif yok. Loko lokomotif yok. Yani gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı. E diyorsun. Cümlenin yüklemi olmadığı için. Mesela ben şimdi bir yüklem getireyim. Çıktım diyorsun. İşte şimdi ne oldu? Lokomotif geldi. Şu anda lokomotif geldi. Pardon bak öbür sayfaya geçmişim ya. Bak bu sayfaya geçmişiz görüyor musun? Ne kadar dijital bir ders oldu. Tamam. Çıktım diyorsun. Şimdi lokomotifi geldi cümlenin. Lokomotifi bulduktan sonra, yüklem bulduktan sonra ne yapıyorduk Tonguç'um? Mema iki alanlara bakıyorduk. Harikasın. Mami iki alanlara bakıyorduk. Şimdi bu cümlelere mami, ya bu cümledeki kelimelere mami iki getirmeye çalışacağım. Gelenlerin gelmeyenlerin fiilimsi bir. Olduğunu olmadığını fiilimsi iki. Anlamak anlamamak fiilimsi üç. İsteyince istemeyince fiilimsi dört. Bu kadar basit işte. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı çıktım cümlesinde. Gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamamak. İsteyince istemeyince sözcükleri fiilimsi. Fiilimsileri bu şekilde buluyoruz. Bu kadar basit. Sonra da çeşitlere bakıyoruz. Eğer anası mezar dikecek mi eki şey aldıysa sıfat fiil. Bak bu da dik eki almış. Bak bu en eki almış. Bu dik eki almış. Mayışmak eki aldıysa isim fiil. Eğer işte yükleme soruları ne zaman ve nasıl sorularına cevap veriyorsa zarf fiil olurdu. Dolayısıyla fiilimsinin taktiği bu. O zaman ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Geriye kalanlardan mavi kalanlara dikkat ediyoruz. O zaman gel hemen fiilimsi sorumuzu seninle beraber yapalım. Çünkü sınavda mutlaka çıkacak ana düşünce, ögeler, fiilimsileri bulunuz ve türlerini test edin diyor. Sizler de arkadaşlar ekranları başındaki arkadaşlarımız sizler de benimle beraber bulmaya çalışın. Şimdi bak ne yapıyoruz? Şunlar vagonlarımız, şunlar vagonlarımız. Şu lokomotifimiz, şu şöyle kırmızı lokomotifimiz olsun. Önce lokomotifi bulacağız. Kırmızıyı alacağım. Sonra geriye kalanlardan mame iki alabilenleri ben böyle yuvarlak için alacağım. Tamam mı? Mame iki alabilenleri yuvarlak için alacağım. Başlıyorum şimdi. İlk geldiği günlerde kimseyle konuşmak istemiyordum. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? İstemiyordu. Harikasın. İstemiyordu'yu diyor. Hemen şöyle dikdörtgen için aldım. Yani lokomotif yaptım. Geriye kanallardan mame iki alanlara bakıyorum. Geldiği gelmedi. Hop çikil hop. Konuşmak konuşmamak. Başka var mı? Yok hocam. Bu kadar basit. Geldiği konuşmak. Bu kadar basit. Burada dik eki olduğu için biz buna sıfat fiil diyeceğiz. Burada mayışmaktaki mak eki olduğu için buna isim fiil diyeceğiz. Devam ediyorum. Havalar yavaş yavaş soğuduğu için odada oturuyordu. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Oturuyordu ya. Harikasın oturuyordu. Oturuyordu hemen dikdörtgen için aldım. Geriye kalanlardan mami eki alanlara bakıyorum. Havalar yavaş yavaş soğudu soğumadı. İşte bu da yine dik eki aldığı için sıfat fiil. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Basit diyorum ama tabii ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz hocam? Kaç yıldır yapıyorum? Yani 150 yıldır yapıyorum öğretmenlik. Yani artık e, hissettiğim sayı o 150 yıllık öğretmen gibi seviyorum kendimi. Çok artık yaşlandım. Çok genç gösteriyorsunuz. Teşekkürler. Hocam. Sen de genç gösteriyorsun Oğucum. Ama yine de şu çok önemli. Biz, biz 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 esasla taktiği bilirsek tecrübeli hocalar gibi de yapabiliriz bak. Oturuyordu yüklemi buldum. Çünkü bu olmazsa cümle oluşmaz. Geriye kalanlarda mahmiki alanlara baktım. Devam ediyorum. İş gösterilmediği zamanlar pencereden kuyucak dağlara doğru bakıyordu. Bakıyordu yine dikdörtgen içine aldım. Tamam. Gösterildiği gösterilmediği zaten mavi iki almış. Zamanlar pencereden kuyucak dağlarına doğru. Tamam burada bir şey yok. Bulutların arka tarafından bir şeyler görmek istiyordu. İstiyordu dikdörtgen. Tamam. Görmek görmemek. Burada yine fiilimsi bulduk. görmek mayışmak iki aldığı için isim fiil. Burada gösterilme dik olduğu için dik sıfat fiil. Devam ediyorum. Fakat odaya birisi girer girmez hemen başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul oluyordu. Meşgul olmak burada yüklemimiz. Girer girmez bak ırmez zarf fiilimiz. Çevirerek bunu olumsuz yapabilir misin? Çevirmeyerek olur hocam. Harikasın bu kadar basit. Çevirerek çevirmeyerek. Bu da yine erek eki almış zarf fiilimiz. Sadece soru sorulduğunda cevap verip bütün gününü sessizlik içinde geçiriyordu. Geçiriyordu yine e, yüklemimiz. Sorulduğunda, sorulmadığında, dık sorulduğunda, dığındaki bu zarf fiil. Cevap verip vermeyip, bu da zarf fiil. Bütün günün sessizlik içerisinde. Bu kadar basit. Bak ne yaptık? Önce kırmızıları yani lokomotifleri yani yüklemleri bulduk. Sonra geriye kalanlardan mamek alanlara dikkat ettik. Ve mameyki alanların fiilimsi olduğunu bulduk. Burada şu da çok önemli. ma Maışmak. Yani mayışmaklar isim fiil oluyor Tonguç'um. Yazıyorum buraya isim fiil eklerim an esi hani annesi mez ar dik ecek mişler tabii ki de nedir? Sıfat fiil Harikasın. Sıfat fiil Geriye kalanlar da zarf fiil Yani zarf fiiller zaten yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorularına cevap veriyor. Buradan da rahatlıkla anlayabiliriz. Mesela e, örnek verelim. E, ne zaman herhangi bir şeyle meşgul oluyordu? Odaya birisi girer girmez. Veya yani ne zaman başını çeviriyordu? Odaya girer girmez diyebiliyorsun. Veyahut da ne zaman cevap veriyor? Soru sorulduğunda dediğimizde bunların da fiilimsi olduğunu görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda başka bir şey kaçırmamışızdır inşallah diyoruz ve fiilimsiyi de anlamış oluyoruz. O zaman şimdi fiilimsiyi gördük tamam fiilimsiyi anladık ama fiilimsiyle bağlantı olarak bir de cümle ögelerine hemen geçelim bak. Sıkı sıkıya hızlı hızla gidelim. Şimdi burada çok önemli. Bu cümlede fiilimsi var mıydı Tonguç'un? Hayır hocam. Tamam. Bu cümlede ise bir sürü fiilimsi vardı. İşte sınavlarda sana içinde fiilimsi olmayan cümleyi değil de daha çok içinde fiilimsi olan tamlamalar olan cümleye ögelerini ayırtmanı isteyecekler. O yüzden şimdi buraya geri dönüyorum. Bak şimdi. Ögeleri de hemen yapıp ögeler sorularına geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Hani az önce bir cümlemiz vardı. Ne demiştik? Tonguç demiştik. Virgül. Yarın kardeşini sinemaya sinemaya götürecek demiştik. Şimdi burada götüreceği kırmızı yazıyorum. Neden? Çünkü o lokomotif. Harikasın. Çünkü o lokomotif. Çok güzel. Lokomotifimizi dörtgen içine aldım. Şimdi burada şu çok önemli. Bu cümleyi sınavda muhtemelen hocan da LGS'deki e, sınav komisyonunda ögelen ayırtmayacaksın. Yani götüreceğin yüklem, kim götürecek? Tonguç özne. Ne zaman? Yarın zarf anlayıcısı e, kimi kardeşini belirtileni nesne. Nereye? Sinemaya dolaylı tümleş. Böyle bir şey sormuyorlar. Bu çok basit diyorlar ya burada bir şey yok ki yani. Çok basit hemen ayırırlar ki diyorlar şey. Işte. Kim götürecek? Tonguç götürecek. Yarın götürecek. Kardeşini götürecek. Sinemaya götürecek. Tonguç götürecek. Yarın götürecek. Kardeşini ya böyle çok basit rahatlıkla yapabiliyorsun. Biraz şöyle karmaşıklık. Kazıklık resmen hocam. Kazıklık demeyelim de böyle biraz zorluk yapmaya çalışıyorlar. Bak şimdi. Peki zorluğu nasıl yapıyorlar biliyor musun? İçine filmsi koyarak. Bu cümlede filmsi yoktu ya. Bak şimdi cümlenin içine filmsi koyacağım. Nasıl güzel bir cümleye gelir sorusu olacak. Bak şimdi. Tonguç'un Şöyle yazıyorum Tonguç'un Yarın... Kardeşini... Kardeşini... Sinemaya... Sinemaya... Götüreceğini götüreceğini. Şimdi burası çok önemli Tonguç'un. Um. Bak şimdi. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz hocam. Olmaz. Bu cümlenin yine lokomotifi eksik, yükleme eksik. Götüreceğini duydum yazıyorum şöyle. Duydum yazıyorum. Şimdi cümlemizin lokomotifi geldi. Duydum. Kim duydu? Ben duydum. Ben neyi duydum? Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Burası bütünüyle ...belirtili nesne oluyor. Peki neden burası bir bütün oluyor? Neden burayı bölmedik? Çünkü, şundan dolayı... ...az önce Tonguç götürecek... ...ya da yarın götürecek... ...ya da kardeşini götürecek diyebiliyorduk. Bunların her biri ayrı bir vagondu. Ama burada Tonguç'un duydum, olmaz. Yarın duydum. Yarın duydum mu? Yarın duyacağım olur. Ya da sinemaya duydum. Ne diyorsun ya, deli misin? Olmuyor bak. Hepsi buradaki götüreceğini fiilimsinin alt kümesi. Onun yan cümlesi. Onun ponçi. Yani burası burası kendince bir ada oluşturdu. Burada bir minik bir ada oluştu. Bu ada bu yükleme bağlı. Yani duydum. Neyi duydum? Ininin ısını duydum. Tonguç'un götüreceğini duydum. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Burada şu ın ı balansı var ya Tonguç'un. Bu arasına her şey alır biliyor musun? Mesela şöyle bir cümle olur. Tonguç'un yarın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra devlerini bitirip daha sonrasında kardeşini sinemaya götüreceğini duydum da diyebilirsin. Orası da yine bir bütün olur. Çünkü niye? ın ı duydum oluyor. İşte burada bunun böyle bir bütün olmasını sağlayan şey fiilimsi. Bak bu da fiilimsi hatırlarsan. Götüreceğini götürmeyeceğini diyebiliriz. Burada sıfat fiil arkasına geri yutuyor. İşte dolayısıyla bu cümlede fiilimsi var mı? Yok. Bu cümlede fiilimsi var mı? Var. Bu cümle LGS'de veyahut da yazılarda karşımıza çıkma ihtimali var mı? Düşük. Çünkü böyle çok fazla bir şey yok. Bu çıkar mı? Çıkar. Çünkü niye? ın ı var. Çünkü fiilimsi var. Şimdi o zaman kuralımızı cümle gelir açısından kurallarımı söylüyorum. Yüklemimiz en sonda yani lokomotifimiz en sonda. En başta genellikle özlemiz oluyor kurallı cümlelerde. Sonra nesnemiz var. Sonra yer tamlayıcımız var. Yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcımız var. Şimdi bunların soruları önemli. Önce yüklem bulunuyor. Zaten biz filmsiyi bulurken de önce yüklemi buluyorduk. Önce yüklemi bul. Sonra tüm soruları yükleme soruyoruz zaten. Kim ve ne sorularıyla bak kim ve ne sorularıyla özlem bulunuyor. Kimi, neyi ve ne sorularıyla nesne bulunuyor. Şimdi nesnenin sorularında kimi, neyi de belirtili nesne var. Oraya dikkat edelim. Şöyle belirtili nesne. Bu ise nese ise belirtisiz nesne. Yer tamlayıcısında ise e dedenli sorular var. Yani nereye, nerede, nereden? Kime, kimde? Bir ekme eksik yazıyorum. Evet, evet hocam. böyle eksik yazıyorum. Şimdi evet, dolduracağım. Kime, kimde, kimden? Neye, neyde neyden? Şimdi yazıyorum. Nereye, nerede, nereden? Kime, kimde, kimden? Neye, neyde, neyden? Diyoruz bunlar da yer oluyor. Zar tamlayıcısı ise ne zaman ya da nasıl ya da ne kadar ya da işte niçin ya da nereye sorularıyla bulunuyor. Nereye sorusu burada da var burada da var ama bu ek almıyor. Yani dışarıya dersen içeriye dersen yart anlayısı oluyor. Dışarı içeri dersen zart anlayısı oluyor. Şimdi zaten bununla istersen gel beraber hemen cümle ögeleri sorusuna bakarak çözelim. Yani konuyu tekrar eder etmez hemen sorusunu çözmüş olalım. Bakalım nerede sorum? Sağ. Aşağıdaki atasözlerin ögelerini ayırınız diyor. Şimdi sürüden ayrılanı kurt kapar. Şimdi bu cümlenin yüklemi kapar. Tamam. Kim kapar? Kurt kapar. Kurt kapar. Özne. Şimdi özlemizi bulduk. Kim sorusuyla özlemizi bulduk. Son hangi soruyu soruyoruz? Kimi kapar? Sürüden ayrılanı. Sürüden ayrılanı da belirtili nesne oluyor. Bu kadar basit. Niye sürüden ayrılanı kurt kapar? Belirtili nesne. Burada dikkat etmen gereken şey ı ekleri olduğu zaman ı'lı iyiliği şeyler olduğu zaman belirtili nesneye dikkat et. Şimdi devam ediyorum. Perçembenin gelişi çarşamadan bellidir. Şimdi bellidir yüklem. Ne bellidir? Perçembenin gelişi. Özne. Nereden bellidir? Çarşambadan bellidir. Çarşambadan bellidir. Bu da yer tamlayısı Dolayısıyla ama yer tamlayısı yazıyorum. Bu da bu kadar. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir? Arar. Arar. Harikasın. Kim arar? El arar. El arar. Çok güzel. Neyi arar? Elin eşeğini. Elin eşeğini. Bak neyi sorusu belirtilmesi oluyor. Bel Belirtilmesine. Nasıl arar? Türkü çağırarak arar. Bu da zarf tamlayışı oluyor. Özne... Belirtili nesneyi türkü çağırarak arar. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Şimdi, çalmaz yüklem. Kim çalmaz? Kırağı çalmaz. Kimi, neyi? Acı patlıcanı. Bu da yine belirtili nesne diyoruz. Bu da yine özlemiz oluyor. Buradaki örnekler biraz zorlayıcı. Ama ben şimdi sana birkaç tane daha farklı örnek soracağım. Onu da bulmaya çalışalım. Şimdi şöyle yapalım. Mesela örneğimizi yazalım. Bir de şu da önemli bak cümle ögelerinde onu da söylemek istiyorum. Şimdi e, sınavımızdaki sınavımızdaki konuları konuları iyi çalışmak gerekiyor. Şimdi bak bu çok önemli bir soru bak böyle bir soru çıkabilir sınavda da çıkabilir yazılı da çıkabilir. Cümlemizin yüklemi nedir Tonguç'um? Gerekiyor hocam. Harikasın. Gerekiyor kullandık. Şimdi Gerekiyor yazdıktan sonra şöyle şunu aşağı koyuyorum. Şuradan da gözüksün istiyorum. Gerekiyor yazdıktan sonra soruyorum sana. Şu hatta şöyle göz şunu şöyle alalım. Tamam. Şöyle yapalım. Burası tamam. Şöyle ha. Şimdi soruyorum sana Tonguç'um. Gerekiyor yüklem. Önce yüklemi buluyorduk. Sonra ardından özneyi bulmamız lazım. Şimdi kim gerekiyor? Cevap yok. Ne gerekiyor? Sınavımızdaki konuları iyi çalışmak gerekiyor. Mükemmelsin. Gerçekten tebrik ediyorum seni Tonguç'um sınavımızdaki konuları iyi çalışmak gerekiyor. Bunun hepsini bu dördünde bir anda nasıl söyledin sana helal olsun ya tebrik ediyorum seni. Bak ne gerekiyor çalışmak gerekiyor diyebilirsin. Ama çalışmak bir filmsi olduğu için arkasındakileri diye içine çekiyor. İyi çalışmak gerekiyor. Sınavımızdaki konuları iyi çalışmak gerekiyor. Yani sınavımızdaki gerekiyor, konuları gerekiyor, iyi gerekiyor diyemiyorsun. Hepsi bu çalışmakın yani çalışmak filmsinin bak burada isim fiil var. Onun alt kümesi. Dolayısıyla sınavımızdaki konuları iyi çalışmak, gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Sınavımıza konuları çalışmak burası da özne oluyor. İsim fiil arkasına öttüm. Şimdi başka bir cümle soruyorum. Bunu da ekranları başka arkadaşlarımız yapsınlar sen de yap dikkatlice bulmaya çalış. Ee, İstanbul Türkiye'nin en kalabalık ve ee, ...yoğun... ...şehridir. Şimdi, burada dikkatli olacağız. Yüklem böyle... ...ek fiil almış, geçen sene yeni sınıfı öğrenmiştik. Ek fiil almış bir isim olduğu zaman... ...genellikle bir tamlam olabilir bak. Yoğun şehri, kalabalık şehri... ...en kalabalık ve en yoğun şehri... ...Türkiye'nin şehri bak. Türkiye'nin şehridir. O zaman Türkiye'nin en kalabalık ve en yoğun şehridir. Yüklem oluyor. Ne Türkiye'nin en kalabalık ve en yoğun şehridir... İstanbul'da özne oluyor. Dolayısıyla genellikle sadece e, böyle yüklemi isim olan cümlelerde dikkatli olmanı öneriyorum. Çünkü bazen özne yüklemden oluşuyorlar. Hatta çoğu zaman özne yüklemden oluşuyorlar. Çünkü bunlar böyle isim olduğu için hani böyle nesne, dolaylı tümleş, yani yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı alması zor oluyor. Dolayısıyla burada yüklemi böyle isimler gördüğün zaman dikkatli olman lazım. Tam anlayamadım hocam. Tam anlayamadım diyorsun. Bak hemen şöyle anlatayım. Daha iyi bir örnek göstereyim sana. Hemen göstereyim. Bak Şimdi diyelim ki öğreniyor. Bu bir fiil. Öğrencidir. Bu bir isim. Şimdi sen burada kelimeleri gördüğünü düşün mesela. Yok da şu anda. Böyle yüklem fiil olduğu zaman herhalde işte bir şey bir şeyi bir şekilde öğreniyor diye böyle farklı farklı ögeler olabiliyor. Ama yüklem isim olduğu zaman genellikle özne yüklem oluyor. Bu nasıl oluyor göstereyim. Mesela şimdi diyelim ki Tonguç öğreniyor diyebiliyorsun. Konuyu öğreniyor diyebiliyorsun. E, ...dikkatlice öğreniyor diyebiliyorsun. Okulda öğreniyor diyebiliyorsun bak. Yani öğreniyor yüklemi... ...okulda diye yer tamlayıcısı... ...dikkatlice diye zarf tamlayıcısı... ...konuyu diye belirtili nesne alabiliyor. Tonguç da özlemiz zaten. Şimdi burada... E, ...her biri öğreniyorla bağlantı kurabiliyor. Ama öğrencilerle alakalı bir şey göstereceğim şimdi bak. Tonguç... öğrencidir. ...Tonguç e, akıllı... ...dikkatli... ...başarılı... Başarılı olmayan bir öğrenci. E, olmayan bir öğrenci. Yok <laughs> yok şaka şaka. Başarılı ve e, zeki bir öğrencidir. Şimdi bak burada zeki öğrenci, başarılı öğrenci, dikkatli öğrenci, akıllı öğrenci... ...burası tamamen bir sıfat anlaması oluyor. Akıllı, dikkatli, başarılı ve zeki bir öğrencidir. Kim? Tonguç Özlü oluyor. İşte yüklem isim olduğu zaman... Böyle uzayabilir Tonguç'un um. buna dikkat Ama fiil olduğu zaman yani uzatamazsın. Bir yerde mutlaka bir yer tamlayıcısı, bir zar tamlayıcısı, bir belirtilmesi alması gerekir. Bu da ayrı bir önemli kısmımız. Şimdi cümlenin ögelerine de değindik. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tonguç evladım benim en önemli iki konumuza bakmış olduk. Şimdi diğer konularla alakalı sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi isim, fiil, sıfat, fiil, zar, fiil, özne, nesne, zar, tümleci, dolar, tümleci dedik. Hatta bunun diğer adı esas adı nedir? Yer tamlayıcısı diye de yazalım. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Bizler, bizler ee, yazım kuralları, noktalama işaretlerini zaten çok iyi bilmemiz lazım. 5-6'dan beri biliyoruz. Bunları bu sene yeni öğrendik. Bu konuları zaten 5-6-7'den beri biliyoruz. Bunları da çok iyi öğrenmemiz lazım. İstersen gel bunları sorular üzerinden tekrar ederek ilerleyelim. Şimdi aşağıdaki atasözlerini ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz diyor. Şimdi parası ucuz olanın kendisi kıymet olur. Yani akçesi ucuz olanın kendisi kıymetli olur demiş. Burada cömertlik, öfke, tutumluluk, çalışkanlık. Sence hangisiyle alakalı? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Bak ben açıklayayım sana. Yani parası ucuz olan yani parasını rahat rahat herkese dağıtan insan kıymetli olurdu. Yani burada cömertlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada A olacak birincisi. Keskin sirke küpüne yani kabına zarar verir. Burada ne demek istemiş olabilir? Öfke hocam. Harikasın öfke. Yani sinirli insanlar kendine zarar verir. Herkese böyle bağırıp çağıran sinirli insanlar genellikle sonunda böyle dertlenir, hasta olur. O yüzden sakin yaşamak lazım. Altın saklamak değil kuruşu saklamak hünerdir. Yani burada da şundan bahsediyor. Altını olduğu zaman kimse harcamaz. Altını saklar. Önemli olan kuruşunu yani paranı saklamak. Dolayısıyla tutumlu olmaktan bahsediyor. Tasarruflu olmaktan bahsediyor. Tutumluluk. Başka bir söze bakalım. İşleyen demir pas tutmaz. Buraya zaten geriye çalışkanlık kaldı. Burada işleyen demir pas tutmazla karıştıracağım bir atasözü yazmak istiyorum Tonguç'um. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bak yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bu sence bu atasözüyle aynı anlamda mı? Evet hocam. Aynı anlamda zannediyor herkes ama değil. Yani işleyen demir pas tutmaz. Dolayısıyla demir işlemelidir ve pas tutmamalıdır. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Dolayısıyla taş yuvarlanmalıdır ve yusun. hayır. Hayır, bu ikisi farklı anlamda. İşleyen demir pas tutmaz. Evet, gerçekten demir işlemeli ve pas tutmamalı. Yani çalışkan olmalıyız. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ise sürekli iş değiştiren kişi başarılı olamaz demek. Yani dolayısıyla taş yuvarlanmamalı, olduğu yerde ağır olmalı ve yosun tutmamalı demek istiyor adam. Yani şunu diyeceksin. Yuvarlanan taş uzun tutmaz. Dolayısıyla taş yuvarlanmamalı, olduğu yerde durmalı ve yosun tutmalı demen lazım. Dolayısıyla bu ikisi farklı anlamda Tonguç evladım benim. Şimdi özel ve nesnele bakalım. Özel ve ne olduğunu biliyoruz. Özel cümleler başına bence getirebileceğimiz, yorum içeren, duygu içeren cümlelerdi. Nesnel cümlelerde yorum ya da duygu var mıydı Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın. O zaman başlayalım. Şimdi Erzurum'un Narman ilçesinin 7 kilometre güneyinde bulunan peribacaları... ...kırmızı tonlarıyla göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. Şimdi bu cümle öznel. Peki neden hangi kelimelerden dolayı özen oldu Tonguç'um? Göz alıcı güzellik demiş. Harikasın. Göz alıcı güzellik. Bu, bu yorum yani. Bu kendi yorumu yapmış. Devam edelim. Her yıl 800 bin turistin ziyaret ettiği Sinop Kalesi, Ceneviz Ticaret Yolu kapsamında Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Adayı Lisesi'ne dahil edildi. Burada herhangi bir e, yorum, herhangi bir kişisellik ben göremiyorum. O yüzden bu cümle nesnel. Osmanlı'nın ilk yerleşimleri olan Tarakla'da tarihi evler, konaklar, hamamlar bulunuyor. Yani burada da herhangi bir yorum, herhangi bir özellik yok. Küçük kuleler, külahlar, süslü taş oymaları ve danteli andıran demir işleriyle zerafeti göze çarpan saray, şehrin en popüler turistik noktalarından biri bak. Burada zerafeti göze çarpan ifadesi cümleye özellik kattı. Popüler ifadesi cümleye özellik kattı. O yüzden cevabımızı özel olarak belirledik. Şimdi geldik neden sonuç. Amaç sonuç ve koşul sonuca. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer bir şey artık olup bittiyse bir nedenden dolayı, artık olup bittiyse bu neden sonuç oluyor. Mesela her zaman verdiğim örneği bir daha veriyorum. Kar yağdığından yollar kapandı. Artık geri dönüş yok. Ama sonuçta ise belli bir hedefin var, belli bir isteğin var ama olup olmadığı daha belli değil. Mesela yolları açmak için ekipler geldi. Peki yolları açıp açmadıkları belli mi? Belirsiz. Sınavı kazanmak için çalışıyorum. Kazanıp kazanmadığım belli mi? Belirsiz. Belirsiz. İşte hep böyle bir amacın, bir isteğin oldu ama sonucun daha belli olmadığı cümleler amaç sonuç cümlesi oluyor. Koşul sonuç cümlesi ise kar yağarsa yollar kapanır. Kar yağmazsa yollar kapanmaz. Çalışırsan kazanırsın. Çalışmazsan sıkıntı yaşarsın gibi oluyor. Şimdi şiddetli kar yağışı yüzünden vapur seferleri iptal edildi. Seferler iptal olmuş artık. O zaman nedir bu cümle? Neden sonuç? Harikasın neden sonuç? Romanlarıma malzeme bulurum diye toplumları yakından izliyorum. Ama daha romanlarına malzeme bulup bulmadığını bilmiyoruz. Burada bir isteği var, bir amacı var. Ama daha bir gerçekleşip gerçekleşmedi de belli değil. O yüzden bu amaç sonuç. Yarın geri getirmek üzere bu kazı alabilirsin. Peki yarın geri getirmen sen alabilir misin? Alamazsın. Alamazsın. O zaman burada bir koşul var. Başarılı olmak için çok ders çalışıyor. Şimdi amacı başarılı olmak. Peki başarılı olup olmadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O zaman bu amaç sonuç. Yani bir, şey, bir amaçla çalışıyor, bir istekle, bir gayeyle ile çalışıyor ama sonuç daha belli değil. Neden sonuçsuz Sonuç belli oluyordu. Baraj kapakları açılınca tarım alanlarına su bastı. Yapacak bir şey yok artık. Yani su basmış mı? Evet hocam. Basmış. O zaman bu neden sonuç. Genellikle de neden sonuç cümlelerinde yani böyle bir... Şöyle bir kötü şeyler vardır. Yani bak kar yağışı yüzden vapurlar iptal edilir. Baraj kapakları açıldığı için tarım alanları su basar. Ama sonuçta ise böyle biraz daha gülümseyen bir izi vardır. Telefonumdan müzik dinleyebilirsin. Ama kulaklık takacaksın. Burada ne yaptı? Koşulsun sundu hocam. Harikasın. Burada da bir koşul sundu. Kulaklık takmazsan dinleyemezsin dedi. Şimdi geldik metnin ana düşüncesine. Ana düşünce sorusunu yapmadan önce ana düşünceyle alakalı taktiklerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çok önemli burası. Ana düşünce sorularında şöyle ana düşünce yazalım. Ana düşünce biraz el yazısı yazdım ama olsun. Şöyle ana düşünce de yazalım. Burada şunu bileceğiz sonuç. Sana Birinci taktikimiz sana bir metin verir, böyle anlatır. Bu LGS'deki para sorularına çıkacağı için de bir kez anlatıyorum. Böyle anlatır. La 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 la. Bir şeyler anlatır anlatır anlatır. Sonra ama veya da oysa fakat lakin diyerek ana düşünceye verir. Bak ana düşünceyi siyah renk yazdım. Burada da ana düşüncenin olabileceği yeri siyah renk yazıyorum. Böyle amalardan, oysalardan, fakatlardan sonra dikkat. Yani bir şeyler anlatır anlatır ama şuna dikkat et. İkincisi bunu zaten bilirsin. Böyle anlatır la 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 la, la 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 Sonra da kısacası özetlemek gerekirse yani der. Bundan sonra zaten ana düşünce geleceği bellidir. Üçüncüsü üçüncüsü önemli bir kişinin sözünü alır bak. Der ki böyle 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 böyle. Hatta şu da şöyle düşünüyor der bu konuda bak. Önemli kişinin sözünü şöyle tanık için alır ve verir. Yani alıntılama, tanık gösterme yapar. Burada da yine ana düşünce vardır. Niye? Çünkü eğer bir kişinin sözünü tanık gösterir, muhtemelen o esas anlatmak istediği şeydir yani. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü. Ana düşünceyi verir, tamam mı? Ardından örneğin der, örneğin der ve sonra da ana düşünceyle alakalı örnekler verir. Dolayısıyla örneğin ifadesinden önceki kısım da ana düşünce olabilir. Yani burada esas anlatmak istediği şey olabilir. Beşincisi, beşincisi ee, direkt olarak anlatır, 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 anlatır böyle gider, Hiçbir şey söylemez. Ama kısacası özetle falan demez ama ana düşünceyi verebilir. Son cümleye verebilir. Bunlara da dikkat etmen gerekiyor Tonguç evladım benim. Şimdi okuyalım mesela. Güzel bir bina yapmak emek ve bilgi istiyor. Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız duvarcının iyisini, demircinin işini iyi bilenini, marangozun ustasını bulmalısınız. Malzeme de iyi cinsen olmalı. Ayrıca güzel bir bina çabucak yapılamaz. Aylarca belki bir sene uğraşılacak. Bir hata işlenmemesine dikkat edilecek. Yoksa bina en ufak bir sarsıntıda çöküverir, bütün emekler boşa gider. Ama bilgili insanlar, yetişmiş ustalarla ve uzun emek harcandıktan sonra ortaya çıkan bina gözleri ve gönülleri okşar. Bir de böyle bir bina yıkmayı düşündünüz. Ne mimara ne mühendise ihtiyaç vardır. Kazma sağlamayı bilen birkaç adam bunca emek ve bilgiyle senelerce çalışılarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada hiç zorlanmadan yerle bir eder. Şimdi en başta ne dedi? Her işi uzmanına bırakmak gerekir dedi. Ama esas söylenmek istenen genellikle son cümleleri. Bak ne demişim sana Tonguç'um? Demiştim ki böyle hiçbir şey söylemez ama sonlara dikkat et demiştim. Çünkü bir filmin nasıl son 10 dakikasını, son 15 dakikasını izlemeden çıkarsan ne olur? Filmi anlayamazsın. Filmin ne olduğu, iyiler mi kazandı, kötüler mi kazandı, işte kızla oğlan evlenebildi mi bunu net bir şekilde filmin sonlarına görürüz. İşte metinlerin de paragrafların da son cümleleri çok çok önemlidir. Bir şeyler anlatır ve en sonunda bağlar. Burada en başlarda dedi ki her işi uzmana bırakmak gerekir. Bilgili insanlar iyi yetişmiş ustalarla işte güzel şeyler yapılır dedi. Bir, sonra cümleyi değiştir bak. Bir de böyle bir bina yıkmayı düşünürüz. Ne mimara ne mühendise ihtiyaç vardır. Yani yapmak zor yıkmak kolaydır diyebiliriz. Yapmak zor yapmak zordur yıkmak kolaydır diyebiliriz niye çünkü bak bunun için işte tecrübe gerekiyor dedi yetişmiş ustalar gerekiyor diye uzun emek harcını di ama e, süper zor yapılmış bir eseri birkaç hafta hiç ...yerle yani bir edebilir diyor yani kazma sallamayı bilen birkaç insan yıkabilir diyor dolayısıyla yapmak zor yıkmak kolaydır gibi bir şeyi burada söylememiz lazım tabi sadece bu cümledir başka şeyler de yazabilirsiniz bir şeyi oluşturmak çok emek gerektirirken o şeyi yok etmek çok daha kolaydır gibi bir cümlede yazabilirsiniz. Şimdi ögeler sorusuna bakmıştık. Ögelerimize bakmıştık. Filmslere de bakmıştık. Geldik söz sanatlarına. Şimdi söz sanatlarımızda kişileştirme insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi. Mesela diyelim ki yeşil kalem, mavi kaleme dedi ki nasılsın? Bu kişileştirme. Ee, yeşil kalem, mavi kaleme abi ne haber? dedi. Bu konuşturma. Ee, benim ...binlerce, hatta şuradaki kalemlerimi göstereyim ki... ...benim binlerce kalemim var, bu abartma. Binlerce kalem olamaz bir insanın. İşte... E, ...parmakların kalem gibi dersen, bu da benzetme oluyor. Şimdi... ...tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler... ...adamın gülesini getiriyorsunuz demiş. Şimdi burada... ...tilki konuşuyor. Tilki konuşur mu? Hayır hocam. Konuşmaz. O zaman burada... ...konuşturma sanatı var. Zaten konuşturma sanatının olduğu yerde mutlaka... ...kişileştirme sanatı vardır... Ağlayanın malı gülene hayretmez. Şimdi bak ağlayan ve gülen birbirlerine zıt. O zaman bunlara biz zıt diyoruz. Yani bunu da tezıt. Yani tezat diye hatırlamamız gerekiyor. Bak, tezat. Sakın sınavda tezıt yazma. Tezat. Yel gibi gelen sel gibi gider. Şimdi bak. Rüzgar gibi gelen sel gibi gider diyor. Yani gelenin gelme tarzını rüzgara benzetiyor. Dolayısıyla burada benzetme sanatı vardır diyebiliriz. Balık ağa girince aklı başına gelir. Şimdi balığın aklı başına gelme ihtimali var mı? Yok hocam. Yok. O zaman balık insana benzetilmiş. Burada da kişileştirme sanatı var diyebiliriz. Şimdi yazım yanlışına bakalım. Bu metinle aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Tüm yazım yanlışlarını tekrar etmiş olacağız. Bu yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat bu yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi tartışmasız Doğu Ekspresi ile karşı yolculuğu oldu. Şimdi burada sosyal medyadaki derken bu ki'yi bitişki yazması lazımdı. Ama ayrı yazmış. Eğer ki'den sonra yani ki'nin bulunduğu yerden sonra ler ki gelebiliyorsa bitişki yazılır. Sosyal medyadakiler diyebiliyoruz. O zaman bu bitişki yazılmalıydı. Ama bu ayrı yazmış. Bunu hatta şöyle göstereyim sana mesela. Gel ki göreyim seni. Gel kiler diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu ayrı yazılmalı. Ama sınıftaki e, kitabı kim aldı dediğimizde sınıftakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu bitişik yazılır. Bak tekrar söylüyorum. Bitişik yazılarının sonuna ler iki gelebiliyor. Sınıf diyebiliyoruz. Ama ayrı yazılan da gelkiler diyemiyoruz. Şimdi tabi madem ki oysa ki halbuki sanki bunlar istisna. Bunları saymayacağız. Şimdi devam ediyorum tartışmasız Doğu Ekspresi ile karşı yolculuğu oldu. O zaman burada e, kin ile ilgili bir hata var. Sosyal medyadaki bunu geçtik. Salı ve pazar günleri 24 saat süren yolculukla Van Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi Ankara, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Muş gezergahını izleyip Tatvan ilçesine varıyor. Bak Tatvan ilçesi derken bu iyi küçük yazması lazım. Yani İstanbul ili derken iyi küçük yazarız. Üsküdar ilçesi derken iyi küçük yazarız. Buradaki ilçesi şöyle küçük olmalı. İl çesi olmalıydı. Dolayısıyla büyük harflerin yazımıyla ilgili de hata var. Yol boyunca İç Anadolu'nun bozkırları dahil her yerde şahane manzaralar olsa da en güzelleri Elazığ'da başlıyor. Şimdi bu daha ayrı yazılmalıydı. Bu daha bitiş yazılmalıydı. Bunlar doğru. Burada bir sıkıntı yok. D'da'nın taktiği neydi? Hemen bu ki olduğu için buraya ki yazdık. D'yi de gösterelim. Ee, gel de göreyim seni diyelim. Gel de göreyim seni. Sen de başarılı olacaksın. Sen de başarılı olursun. Ee, dün bizde kaldılar. Şimdi bu üçünü de örnek verdim ki daha, daha iyi diye. D'yi cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazılır. Gel göreyim seni diyebiliyoruz mu Tonguç? Evet hocam. Sen başarılı olursun diyebiliyoruz mu? Evet hocam. Diyebiliyoruz. Peki dün bizde, dün biz kaldılar diyebiliyoruz mu? Hayır diyemiyoruz. Diyemiyoruz. İşte dün biz kaldılar diyemediğimiz için bir şey O zaman D Atabiliyorsan yani cümleden çıkarabiliyorsan atabiliyorsan ayrı atamıyorsan bitişik atamıyorsan bitişik bu kadar basit. Şimdi burada atabiliyorsun e, yol boyunca İç Anadolu'nun bozkırları dahil her yerde şahane manzaralar olsa en güzelleri Elazığ'da başlıyor diyebiliyorsun ama şurada atamıyorsun. en güzelleri Elazığ'da başlıyor diyemiyorsun bu o yüzden bitişik yazılmış bu ise ayrı yazılmış. Ee, D'dan yazımına ilgili bakalım neyse. Yolculuk 22. durakta sonlanır. Ha bak 22. dikkat et. Burada <laughs> şöyle bir hata olmuş. Şimdi bunu nasıl gösterelim? Şu boş sayfa sayfayı da israf etmek istemiyorum ama şuraya yazayım bak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 50 ee, diye gitsin. Şimdi bak. 1 1 ince olduğu zaman bir ince diyorsun. 3 diyorsun. 4 üncü diyorsun. 5 inci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 rinci. Ama sonu ığlı, iğli bitenlerde durum değişiyor bak. 2 zaten elifli için ikinci diyorsun. Altıncı diyorsun. Yedinci diyorsun. On ikinci diyorsun. Yirminci diyorsun. Ellinci diyorsun. Dolayısıyla ...sonu i ile bitenlerde dikkat etmen lazım. Burada ne yapmış? 22 inci demiş. Yani şöyle oluyor. 22 2 inci. E fazla olmuş. O zaman burada da sayıların yazımıyla ilgili hata yapılmış. Ama D'dağının yazımıyla alakalı bir hata yok. Şimdi geldik noktalama sorumuza. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerleri ...aşağıdakilerden hangisi verilen noktalama şartları... ...sırasıyla getirilmelidir demiş. Bakalım. Yaklaşık 120 metre yüksekten dökülen sular... ...şelalenin kıyısında müthiş bir gürültü çıkarıyor. Hmm. Burada nokta gelir. Tamam. Yakın çevrede güzel bir de kardeşi var. Hmm. Samandere şelalesi. buraya iki nokta gelecek. Niye Tonguç'un um biliyor musun? Çünkü bir açıklama getirdi yani. Yakın çevrede güzel bir de kardeşi var. Samandere şelalesi. Batı Karadeniz boyunca kesintisiz uzanan dağ silsilesi düzcede kollara bölündüğü için bölge virgül şelale ve yaylalar açısından çok zengin. Sakarca ve Topuk gibi kaynaşlı yaylalarından biri olan Sinekli'den Abant Gölü'nün kuş bakışı izlemek ise eşsiz bir deneyim. Nokta. Tertemiz yayla havasında bol bol oksijen depolayı buz gibi pınarlardan doğasıya içmek de... Şimdi burada cümle bitmiş mi Tonguç'um? Hayır hocam. Bitmemiş. O zaman bitmemişse buraya üç nokta koyacağız. Burada her şey gerçekten bir harika deyip ünlemle bitireceğiz. O zaman da... Ünlemle öte evet, üç nokta... Heh. Şurada... Virgül mü demiştik? Virgül demiştik. En başta ne demiştik? Nokta demiştik. Buraya noktalı virgül demiş. Noktalı virgül olamaz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Şimdi Tonguç'um. Ana düşüncedeki taktiklerimizi verdik. Cümle ögelerinde öncelikle yüklem bul. Sonrasında diğer ögelere dikkat dedik. Filmsi de... Önce... E, pardon. Filmsi nerede? Şu, tam, filmsinin... Pardon. Filmsi nerede? Ha. Filmsi de önce yüklem bul. Sonra geriye kalanlardan mamiye eki alanlara dikkat dedik. Şimdi senin yapman gereken şey... Öncelikle ve öncelikle tabii ki yazılı notlarından mükemmel bir şekilde bunları tekrar edin. Biliyorsun yazılı notları e, yazılardan önce hatta LGS yazılığında da kullanabilirsin. Sana mükemmel bir şekilde her şeyi önce kazanım kazanım gösteriyor. Ögeleri, filmsi, anlam bilgisini, koşul sonuç tek tek ve yaptıklarını işaretleyerek ilerliyorsun. Bunlar seni yanında taşıyabileceğin küçük bak min, açık bir şey böyle. Şöyle birazcık yaklaştırayım sana. Şöyle baktığın zaman efsane bir şey böyle bak. Tüm kuralları, kanunları şöyle gösteriyor hatta şöyle skop yapalım bak. O burası niye böyle ha. Bak görüyor musun her şey bak şöyle düzeltelim. Böyle efsanevi bir şey. Bunlardan böyle harika bir şekilde çalışabilirsin. Buradan ee, bitirdikçe de kavramları formüllerin yanına atarsın. Hem fende hem inkılap tarihinde hatta inkılap tarihi kısmında çok güzel. Böyle tek tek sana sınavda çıkabilecekleri böyle tek tek gösteriyor. Gördüğün gibi küçük ufacık bir şey. Şöyle tekrar skopumuzu düzeltelim. Evet gördüğün gibi düzeltemiyorum. Şöyle düzeltiyorum şimdi geri gel 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 pardon. Şöyle ha. Şunu da şöyle yapalım. Evet duygulandık değil mi? Gözlerimiz buğulandı bir an. Bunlar bir. İkincisi yazım notlarımızı Tonguç mağazadan açıklamadaki ya da e, Tonguç kitapçılarına alabilirsin. Bunun haricinde sıfırdan sekize sözelden, taktikliden, dinamodan, zoru bankasından mutlaka yazım kuralları, paragraf, cümle geliri, filmsi testini bitir, paragraf testini bitir. Zaten senin seninle LGS yazanırken unutmaman gereken bir şey var. Türkçe işte paragraf. Burada tabi hala gözlerimiz duygulu oldu değil mi? Şöyle yapalım. Ha. Mutlaka Türkçe stil işte paragraf olduğu için paragrafta son noktadan, paragraf ondan ve paragraf ondan çöz. Bunlarla çözen arkadaşların çoğu hem LGS'de hem de okul yazılarında istedikleri derecelere ulaşlar. Sen de ulaşacağına eminsin. Ee, o zaman ne yapıyoruz Sonuç'um? Çalışmaya devam ediyoruz. Harikasın. Çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar. Şimdiden yazılarınızda başarılar. Teşekkür hocam. Görüşürüz.